arz ettiğim gibi sultanım. Fitnenin acenden tertiplendiğini zannediyoruz. Nasıl bir tertipmiş bu? Hangi yılan böyle bir şeye kalkışır? Teferruatını öğrenmek üzereyim. Adamlarım peşinde. Korkarım yılanın kuyruğu saraya kadar uzanmış. Saraya sızmış bir hain. Doğrudur sultanım. Fitneyi Yeniçeri Ocağı'na, hatta ahalinin arasına yaymak maksadındalar. Ne diyorsun şefendi? Bu ne demek? Aynen düşündüğünüz gibi sultan. İsyan. Herkes huzurda mıdır? Belli şahım. Anlat bakalım. Osmanlı'nın ahvali nicedir? Osmanlı'da gümüş buhranı son hadde ulaştı şahım. Bu da Osmanlı ticaretini zora sokmakta. Hazinede de var olan parayı lale bahçelerine, çeşmelere, köşklere harcamaktadır. Aldanmayın. Osmanlı han hamam değil, istikbalini inşa ediyor. Kuvvet topluyor. Bu bizim için hiç haz edilecek bir durum değil. Zahiri durumu nedir? İbrahim Paşa direttiği için hazineye gümüş akçe girmiyor. Piyasada gümüş kuruşlarında olmaması ticarette büyük aksamalara sebep oluyor. İstanbul'a zahire getiren gemiler mallarını indirip satamaz oldu. Kasım'dan bir haber var mı? Yüzümüzü kara çıkarmadı efendim. Bildiğiniz gibi bugüne kadar yetiştirdiğimiz en kabiliyetli cengaverdir. Tez vakitte kendisini gösterdi. Osmanlı'nın hafiye ocağına girmesi an meselesidir. Kasım hem kabiliyetlidir hem de öfkeli. İçinde iki hayvan cenk eder. Biri bana olan bağlılığı, ikincisi iktidar hırsı. Gene de gözümüz ve elimiz onun üstünde olsun. Mirza yanındadır efendim. Ah,
kadar? Emredin şahım. Sence bu mecliste bir hain var mı? Anlamadım. Namdar, sen akıllı bir adamsın. Kolay bir sual sordum. Bu mecliste bir hain var mı? Varsa kim? Vezirimiz olabilir mi? Olamaz efendim. Ona itimadın tamdır yani. Evet efendim. Vakit geldi artık. Bileği kuvvetli iki adamla birlikte Can Sezai ve Mehmet yola düşsünler. Oğlum Osmanlı tahtına oturacak. Estergon Kalası. Astu. Haydi. Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Hünkârım, müsaadenizle. Hazinemizin durumu nicedir? Paşam, müşkülatımız vardır. Lakin Allah'ın inayetiyle giderilecektir. Müşkülatımızın sebebi nedir? Paşam, payitahtınızın İstanbul'a zahire sevkiyatında baş gösteren sıkıntı ve dahili bazı tüccarlarımızın bu durumdan istifade etmeye yeltenmeleri lüzumsuz fiyat artışlarına sebep olmakta, bu durumdan istifade etmek isteyen gafiller erzak saklamaktadır. Ümmetin rızkına göz diken bu edep fukaraları kimdir? Huzurunuza çıkmak için beklemektedir efendim. Getirin. Demek fırsatçılık edersiniz ha? Merhametinize muhtaçız hünkârım. Sizin gibilere merhamet etmek, merhamete muhtaçların günahına girmektir. Ben günahtan korkarım. Sizin korkmadığınız kadar korkarım hem de. Vurun bunların kellelerini. Efendimiz, yardımınıza muhtaçız hünkârım. Efendimiz. Başka mesele var mıdır? Hünkârım, emriniz üzere Venedik tacirleri huzura kabulünü bekler. Getir. Söyleyin bakalım derdiniz nedir? Onca yolu gelip de mallarınızı niye satamazsınız? Efendimiz, mallarımızı satmak istemesek neden onca rüzgar fırtınaya katlanalım? Lakin mallarımızı almak isteyenlerde hiç para yoktur. Olan da az paraya hepsini almak ister. Bu da bizi zor durumda bırakır. Götürün. Böyle bir şey nasıl mümkündür? Hünkârım, gümüş sıkıntısından dem vururlar.
Derhal bu sıkıntıyı vücuda getirenler bulunsun. Ne demektir gümüş sıkıntısı? Teşkilatınızın görevlerinden değil midir bu? Emrinizi başın üstüne hünkârım. Paşa. Hünkârım. Acem elçisi bir aydır huzura kabul için müsaade bekler. Acemler oyun kursun. Biz bozarız. Onlar oyun kurmaktan bıkmazsa biz de bozmaktan bıkmayız evvelallah. Elçileri de kapımızda titreşip beklesinler bakalım. Emredersiniz. Bırakın bu işleri. İsyan da kıyam da kolay değil. Bu memleket sahipsiz değildir. Yeniçeri böyle tezgahlara düşmez. Öyle mi dersin Salih Baba? Lakin Yeniçeri'nin işi belli olmaz. En son seferimizden beri tam 15 yıl geçti. İyi geçti. Ölen yok, öldüren yok. Hem biraz soluk aldı millet. Azıcık imar gördü. Islah gördü memleket. Ya birader, biz ne konuşuyoruz, sen ne diyorsun? Ne yapacak Yeniçeri savaş olmadan, ganimet olmadan? Yeniçeri'nin sefere gideninden değil, ganimetsiz kalanından korsan. Ya. Ya, en son Prut'tan da ganimet çıkmamıştı. Değil mi? Hatırlayın ağalar. Ganimet vardı. Vardı da. Vardı da ne? Ya, unutmuş gitmişsiniz işte. Neyi? Osman Ağa'yı. Bilen unutmaz o meseleyi. Unutulacak şey değil. Rus çeriçesi Katerina. Hani baltacının yardımcısı Osman Ağa vardı. Elsi Osman Ağa Katerina ile işi pişirdi. Hazineyi de iç etti derler. Doğru anlat şunu Yusuf. Sen söyle o zaman. O iş rivayet değil ağalar. Yani kanıtı var. Neyin? İşi pişirdin mi? Hadi be zevzek. Neymiş kanıtı? Meğer Ahmet Han Rusların arasına casus sokup bir bir öğrenmiş tüm meseleyi. Bu memleket sahipsiz değil dedik ya. Koskoca Osmanlı. Haram yiyenin de hainin de cezasını verir. Efendim baba, efendim baba. Yavaş kızım, yavaş. Bak sana Kasım ağamla ne yaptık. Göstersene ağam. Muhterem pederim. Bunu Can Seza kardeşimle sizin için yaptık. Oo. Aferin benim evlatlarım. Alın bakalım. Bu da benim size hediyem. Güle güle harcayın. Ağam, Yeniçeriler. Osman Ağa, bizimle geliyorsun. Siz de kimsiniz bre nabekarlar? Bu ne cüret? Böyle destursuz huzuruma dalarsınız. Padişahın fermanlısıyız. Derdini hünkârımıza anlatırsın. Tutun şunu. Bırakın. Bırakın. Bırakın babam. Bırakın. Bırakın. Kırma. Kocuğuma dokunma. Abi, babam nereye götürüyorlar? Korkma Can Seza. Kötü bir şey olmayacak. Sen şimdi burada otur, ben babamı alıp geleceğim, tamam mı? Thank you.
abin mi ya? He o ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Murat'ım bu ne hal? Ne olsun işte, ekmek parası. İyi, soluktan hele iki satır laf edelim. Nasıl gidiyor hala babala bakalım? İyidir valla, Allah'ıma şükür. Talimler nasıl gider? Savaşçı yetiştirmeye devam. Mennan usta içeride. E bir selam ver Murat'ım. Valla mı dersin? Hadi geç bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ağam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Murat'ım. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Oo eski solakbaşı Murat ağa gelmiş. Sen şimdi paslanmışsındır Murat ağa. Artık bıçakçı Murat efendi diye anarlar. Alın bakalım ağanızın pasını. Ne oldu Murat? Tahta kılıç yemin bozmaz Murat'ım. Saldır. Müsaade. Ustam, müsaadenle. Otursaydın bir şerbetimizi içseydin. Hanım gibi, evde bekler. Sen bilirsin. Vay be Murat'ım, sende hala iş var. Yok be baba, bizden bu kadar. Yok Murat ağam, bela korksun senden. Eyvallah, hadi kolay gel. Sağ ol, sağ ol. Vay be, koca solak başı bıraktı silah elinden. Aşk, nelere kadirsin sen? Ne oldu? Nasıl bıçakçı bu ya? Öyle bir bıçakçı ha? Öyle deme ağam. Herif eski solak başı.
Padişah-ı Alempenah Devletli Sultanımız Ahmet Han Hazretlerinin buyruğuyla Sabık Ketu'da Osman Ağa'nın Devleti Aliye'nin hakkı olan Moskova altınlarını gasp etmekten ibreti alem için başı vurularak idamına ferman kılınmıştır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Az kaldı baba. Çok az kaldı. İntikamını alacağım. Bütün bir Ali Osman'ın kanına gireceğim. Boşuna bakma. Bu pazarda sana layık mal yok. Bulamazsın. Ben layığımı çoktan buldum. Şimdi karnımdakine bir şeyler bakıyorum. O zaman yanlış tezgahtasın. Çünkü böyle süslü püslü şeylere gerek kalmayacak. Sen öyle san. Kızım olacak. Hem de annesinden daha süslü olacak. Kız da nereden çıktı şimdi? Allah erkek olmayan eve erkek verir. Ben şimdi Nazmi Tekkesi'ne uğrayacağım. Bebek için Şeyh'in hayır duasını alalım. Gelsene sen de. Sen git. Benim biraz işim var. Ahmet götürsün seni. Ahmet. Ablanı tekkeye götür bakayım. Hadi aslanım. Hadi bakalım geç yerine. Hazır mısın Kasım Efendi? Hazırım damat İbrahim Paşa Hazretleri. Başımla beraber. Şimdiye kadar teşkilatımızın cümle imtihan ve tecrübelerine muvaffak oldun. Bu vazifeyi layıkıyla hak ettin. Teveccühünüz paşam. Şimdi de padişahımız Sultan Ahmet Han Hazretleri'nin huzuruna çıkacaksın. Hünkârım, hafiye teşkilatımızın medar iftarı Kasım Arkulunuz sadakat yemin etmek için huzurumuzdadır. Hünkârım.
Dediğin kadar var mıdır paşa? Hünkârım aldığı bütün vazifeleri layıkıyla yerine getirmiştir. Teşkilatımızın imtihanlarını rakiplerinin kat kat önünde tamamladı. Hem zekası hem bileğiyle itimada şayandır. Pekala. Bu can bu tende durdukça devletimiz Ali Osman için, padişahımız efendimiz Ahmet Han Hazretleri için tüm sadakatimle hizmet edeceğime Allah huzurunda yemin ederim. Allah mübarek etsin. Kasım Ağa, bundan sonra sana uyku yok. Bu millet rahat uyusun diye düşmanlarımıza karşı oyun içinde oyun kuracaksın. Onların tuzaklarını, tertiplerini bozacaksın. Canım başım üstüne hünkârım. Soyunu sopunu kurutmak için bak ne oyunlar oynayacağım. Hayırlı olsun hünkârım. Buyur hemşire. Nicedir hemşiremiz Hatice Sultanımızla dertleşemedik. Halinizden hatırınızdan sual edemedik. Halimiz hatırımız sayenizde iyidir hünkârım. Lakin sizi efkârlı görmekteyim. Efkârlı olmamak mümkün mü hemşire? Şu mülkümüzün hududuna bir bak. Her diyardaki Adem'in mesuliyeti bizim omuzlarımızdadır. Bilmez misin? Bele hünkârım, siz cümle İslam'ın halifesisiniz. Şüphe yok ki siz de Hazreti Ömer gibi adaletin kantarının ne denli hassas olduğunu bilmektesiniz. Ah hemşire, işte ben de bunun için efkârlanırım ya. Zalimin biri bir mazlumun canını yakar da hesabı iki alemde benden sual edilir diye korkarım. Aman hünkârım, bunca kulunuz size hizmet için var. Yoksa sadrazamınız, hafiye teşkilatınız icap eden tedbirleri almaz mı? Alırlar elbet. O vakit boş yere endişelenmektesiniz. Üstelik olunuz. İcap eden yapılır.
bakalım icap eden yapılıyor mu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yeminimiz mübarek olsun Kasım Efendi. Eyvallah. Mafya teşkilatımız sizinle beraber daha da güçlenecek. Bana olan itimadınıza layık olmaya çalışacağım. O vakit herkes işinin başına dönebilir ağalar. Şeyh Efendi'den bir malumat geldi mi? Saray içinde bir hainden, bir kıyam hazırlığından bahsetmişti. Ben konuyla alakadarım. Siz rahat olun. Sencer doğruca Nazmi Tekkesi'ne gidiyorsun. Şeyh Efendi izimizi sürermiş. O bizim ipliğimizi pazara çıkarmadan biz onun helvasını yiyelim. Hadi bakalım sen git artık. Ahmet, ne güzel gözlerin varmış senin. Dur şöyle bakayım da çocuğumun da gözleri seninki gibi olsun ha. Hadi canım hadi. Git sen artık hadi. Berhudar ol kızım. Nasılsın bakalım? Baba nasıl? Sağlığınıza duacıyız efendim. Hazreti Niyaz'a gelmiştim. Geç kızım geç. Allah hayırlı bir evlat nasip etsin inşallah. Efendi. Buyur evladım.
Sana selam getirdim. Selam mı? Kimden? Filastaniyose Tragone. Şey efendi. Beni dinle. Konuşmayın. Umut, yormayın kendinizi. Al bunu.
Durumumuz ne? Paraysa verelim. Paranız sizin olsun. Biz canınızı almaya geldik. Başaramayacaksın. Sen öyle zannet. İyiyim. Kolu yaralanmış, sarmak lazım. Mühim değil. Siz kimsiniz? Niye kovalıyorlardı sizi? Bilmiyorum, bir anda karşımıza çıktılar, saldırdılar. Daha çok sizi tanıyor gibi bir halleri vardı. Yok, daha şimdi gördük. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Yolumuz uzun. Bekleyenimiz var. Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çekilin! Yol verin, çekilin! Açın yolu, açın! Nasıl olmuş bu iş? Var mı bir gören duyan? Bir kadın var ağam. Her şeyi gördüğünü söyledi. Getirin. Abla, Ases Paşa seni çağırıyormuş. Afiyet olsun. Buyurun. Kalacak bir yer mi baktınız? Bize bir oda lazım. Bir oda lazım. Derhal. Ben Hancı Stavro. Emrinize amadeyim. Kız Liza, gel. Sen bu ne yapar Stavro? Gel. Müşteri geldi. Oda lazımmış. Hazırda odamız var. Buyurun. Buyurun. Gel dedin. Yukarıdaki odayı. Ne? Gel. Ne? Buyurun. Yürü. Kop. Ne? İç. Ases başı yok mu ağalar? Bir diyeceğim vardı. Yok. Ne diyeceksen bize de. Ormanda üç atlı birilerini kovalıyordu. Vuruştular. Bir baksanız iyi olur. Ases başı Nazmi tekkesine gitti. Dönsün, bakarız. Ne oldu? Bir vukuat mı var? Bir cinayet işlenmiş. Cinayet mi? Gonca Nigar. Kaçın! Kaçın! Ben... içerideydim, türbe tarafındaydım. Bir inilti duydum. Kapıya çıkıp baktım. Bir adamın Şeyh Efendi'yi bıçakladığını gördüm. Nasıl bir adamdı?
tarif edebilir misin? Arnavut tellaklara benzer hain suratlı biriydi. Şeye de Arnavutça bir şeyler söyledi. Arnavut tellaklara benziyor. Beyazıt hamamında böyle bela bir Arnavut tellak var. Daha önce de avukatı almış ağam. Görsen tanır mısın? Ha, tanırım. Peki. İcab ettiğinde biz seni tekrar çağıracağız. Sen burada kal. Yürü. Beyazıt tamamla. Cinayet dediler, aklım çıktı. Allah'a çok şükür iyisin. Murat, çok korktum. Şeyh Efendi katledildi gözümün önünde. Götür beni buradan, evimize gidelim, ne olur gidelim. Tamam, tamam, gel. İş tamam. Çok temiz gitti. Nereden biliyorsun? Hançeri 3 kere kalbine sapladı. Kimse görmedi değil mi? Etrafa iyice bakındım, kimseler yoktu. Dediğin gibi sağ ol, bunu hak ettim. Gel, gel, geç şöyle içeri. Gel canım, otur. İyi misin? İyiyim. Su getireyim mi sana? Yok, midem bulanıyor zaten. Yapma ya. Döşeyi açayım, yatıp uyumak ister misin? Nasıl uyuyayım Murat? Şeyhin hali gözümün önünden gitmiyor. Şimdi düşünme bunları. Sancın var mı? Çok korktum Murat. Ya adam beni görseydi, ya bebeğimize bir şey olsaydı. Tamam, düşünme artık bunları. Allah'a şükür ikiniz de iyisiniz. Koluna ne oldu? Mühim değil, çalışırken oldu. Ne biçim bağlamışsın, dur bakayım. Murat, kesmişsin ya kolunu, mühim değil diyorsun bir de. Kalk temizleyeyim de bir güzel sarayım onu yeniden. Ne böyle? Garip garip laflar, rakamlar. Hepten unutmuşum onu. Şeyh Efendi ölmeden az evvel verdi bana bunu. Babama vermemi söyledi. Ne tuhaf iş. Bunu tezelden Salih Baba'ya ulaştırmak lazım. Hani bizi karşılayacaklardı? Kimse yok ortada. Burada bir başımıza kaldık. Ben yanındayım işte. Merak etme, her şey yoluna girecek. Ya yine saldırırlarsa? Ya peşimizden gelmişlerse? Sakin ol. Kimsenin peşimizden geldiği falan yok. Geldiler işte. Mirza,
kadar korktum ki. Şşş. Erkek adam hiçbir şeyden korkmaz. Ama bizi öldürmeye çalıştılar. Biliyorum. Arkanızda bıraktığınız iki kişiyi ben temizledim. İki mi? Üç kişiydiler. Üç mü? Ben gittiğimde iki kişi vardı, onları akladım. Biri kaçmış demek ki. Başımıza bela olmasın. Merak etme. Artık güvendesin. Onun kanatları altındasın. Beni ona götür. Zamanı değil. Şu an çok meşgul. Bekleyecek vaktim yok. Onu görmem lazım. Beni ona götür. Onu burada bırakamayız. Siz gidin. Ben burada tek başıma kalırım. Ama çabuk dön. Peki. Biz hemen döneceğiz. Sakın buradan bir yere ayrılma. Tamam mı? Beni biraz geriden takip et. Feçeni de iyice ört. Çok şükür. Doğru düzgün sardık yarında. Ellerine sağlık. Ases başı sizi çağırdı. Katil yakalandı da hanım şahitlik edecek. Paşa Hazretleri, işte emek verdiğimiz matbaamızın ilk mahsulü. Van kulu lügati. Allah gayretinizin ecrini fazla fazla versin. Müteferrika İbrahim Efendi. Gayretinizle daha nice eserler meydana çıkartırsınız inşallah. Sayenizde paşam. Hünkârımız da yaptıklarınızdan ziyadesiyle memnundur. Müsaade buyurursanız Paşa Hazretleri. Buyur efendim. Malumunuz ki bu alet birçok yazıcıyı, nakkaşı işsiz koyar. Yüz adamın yüz günde yapacağını bir günde yapar. Ne yapacak nakkaşlar, yazıcılar? Aç mı gezecek? Merak etmeyin efendim. Bu matbaada sadece fenni ve ilmi eserler çoğaltılacak. Dini eserlerin çoğaltılması yine bu matbaada yazıcıların işidir. O yüzden merak etmeyin. Hiç kimse aç kalmaz. Ne kadar güzelleşmişsin. 7 sene. Tam 7 sene. O gün gerçekten geldi değil mi abi? Geldi kardeşim. Şimdi vakit bizi yetim koyan, yerimizden yurdumuzdan eden Ahmet Han'dan intikam alma vaktidir. Hep bugünü bekledim. Acem saraylarında geçirdiğim uykusuz her gece. Kini büyüttüm. Artık içime sığmaz oldu. Sakin ol. Artık bundan sonrası hata kaldırmaz. Şehzade güvende mi? Evet, onu handa bıraktım. Şehzadeyi nasıl yalnız bırakırsın Can Seza? O çocuk bizim için çok mühimdir. Padişahı tahtından edeceğimiz bir Safevi şehzadesi.
Osmanlı'yı onunla kurutacağız. Nasıl tehlikeye atarsın? Farkındayım. Meraklanma, güvende. Babamızın intikamını sadece Ahmet Han'dan değil, tüm Osmanlı sülalesinden alacağız. Şu işe bakın. Kıymetli kerimemizin bizden önce halasını göresi gelmiş. Sultanımızın meşguliyetinden dolayı rahatsız etmek istemedim. Maşallah. Damadımızın hizmetlerinin ardı arkası kesilmez bu sıra. Afiyettedir inşallah. Buyurduğunuz gibi meşguliyetleri fazla. Yalnız yüzünü göremez olduk. Koskoca devlet-i âliyenin mührünü taşımak kolay değil. Geceyi gündüzüne katması gerek. Damadımızın hizmetlerinden ziyadesiyle memnunuz. Ahali sulh ve sükun içerisinde. Matbaamız işlemeye başladı. Halkı perişan eden yangınlara karşı tulumbacı ocağını tesis etti. Damat İbrahim Paşa'nın yaptıklarını biz de takdir ederiz. Yalnız ahali bunun farkında mı? Sokaklarda başka sözler söylenir. Her şey hazır. Sokaklar patlamaya hazır, barut fıçısı gibi. Sadece fitili tutuşturacak bir ateş lazım. İşte o ateş de bizim düzmece şehzadedir. Aynen öyle. Yeniçeri'ye elimizdeki çocuğu padişahın bir cariyeden peydahladığı oğlu diye yutturduk mu? O vakit seyreyle gümbürtü. Şimdi bir an evvel şehzadenin yanına dön. Acem Şah'ı kendi elleriyle verdi oğlunu bize. Bir aksilik çıkarsa bize büyük düşman kesilir. Şimdi benim gitmem lazım. Mirza seni çarşıda bekliyor. Oradan hana geçin. Sonra benden haber bekleyin. Abi. Bir daha ayrılmayacağız değil mi? Tasalan. Artık ayrılık bitti. Kendileri açken sadrazamın lale bahçelerinde, helva sohbetlerinde zevki sefa sürdüğünü söylerler. Kıymetli halacığım, halkın arasında her zaman böyle bozguncu laflar edilir. Beni endişelendiren sizin bu laflara itibar ediyor olmanız. Hemşire, biz bu millet için gecemizi gündüzümüze katarız. Bir helva sohbetimiz mi göze batar? Haşa hünkârım, ne haddime. Meramım ne zatiyenlerinizi üzmek ne de İbrahim Paşa'yı yermektir. Siz benim kıymetli kardeşim. Fatma da canım kızımdır. Endişem bu yüzden. Arz ettiklerim alelade bir dedikodudur diye kulak ardı edilmesin. Ola ki fesat kişiler bu dedikoduları fırsat bilir. Malum ki dostumuz kadar düşmanımız da vardır. Siz merak buyurmayınız halacığım. Elbette İbrahim Paşa'nın hafiye teşkilatı gereken bütün tedbirleri alıyordur. Endişeleriniz yersizdir hemşire. Emniyet hususunda damadımıza itimadımız tamdır. Var mı lan öyle haybeden adamı çuvala koymak? Şimdi gelin lan! Gel lan! Gel!
Geldiğimizi İbrahim Paşa'ya haber ver. Sultanım. Söyle Hüsnüma. Sultanım nasıl desem, nasıl söylesem? Söyle. Hadi söyle. Şeyhimiz Abdurrahman Efendi. Bugün Hakk'a yürümüş. Sapasağlamdı. Bir cinayete kurban gitmiş sultanım. Cinayete mi? Eyvah, eyvah. Başladılar işte. Paşa Hazretleri. Şeyin katil zanlısını bulup getirmişler. Gel benimle. Hadi acele edin biraz. Paşa Hazretleri bekler. Murat Ağam sen burada kal. Sen merak etme. Ben burada bekleyeceğim, tamam mı? Bu muymuş katil paşam? Anlayacağız. Arnavutmuş. Tellakmış. Şahit kadını getiriyorlar şimdi. Şahit mi varmış? Güzel. Şahidin olması iyi. Hanım budur paşam. Buyur kızım. Seni de zahmete sokmuşuz bu halinle. Ama mesele mühim. Estağfurullah efendim. Hele bir bak. Şeyhi öldüren adam bu mudur? Değil. Emin misin? Tekke'de gördüğüm adam bu değil. Lakin Arnavut demişsin. Tellağa benziyor demişsin. Karşındaki adam tam tarif ettiğin gibi bir adam. Bak kızım. Bu vukuat ahalinin huzurunu epey bir kaçırdı. Bu yüzden senin şahitliğin çok mühim. Senden son bir kez daha dikkatlice bakmanı istiyorum. Epey bir baktın. Söyle bakalım. Efendim bu adamı tekkede gördüğüm adamla benzerliği bile yok. Peki. Ases Paşa. Buyurun Paşa Hazretleri. İstanbul hamamlarındaki bütün Arnavut tellakları toplayıp buraya getireceksiniz. Hanım kızımız hepsine bir bir bakacak. O cani her kimse
mutlaka bulunacak. Emriniz baş üstüne. Kızım gidebilirsiniz. Lüzum olduğunda ben sizi tekrar çağırtacağım. Ne oldu? O muymuş? Değildi. Beni yine çağıracaklarmış Murat. Bu iş büyümeye başladı. Gel biz eve gidelim. Sen merak etme. Sadrazam Paşa el attıysa mutlaka halleder. İnşallah. Yavuklusuna koşuyordur. Nereye hatun bir başına böyle? Eğer yine hamam yollarına düştüysen boşa zahmet etme. Ases başı seninkini yaka paça götürmüş. Ne diyorsun hatun sen? Kimden bahsediyorsun? Sen bilirsin kimden bahsettiğimi. Adam öldürmüş diyorlar. Tuttukları gibi zindana tıkmışlar. Koş koş yetişirsin belki. Ayaklan bakalım, tersanet olsun. Bir daha da gözüme görünmüyor. Huri misin, melek misin? Cennetten falan mı getirdin bana bu suyu? Bir müşküle yardımcı oldum, bir tas su verdin ona. Sen de bir gün müşküle düşersen beni ara. Beyazıt hamamında tellağım ben. Fakire patron derler. Patron. Ne oluyor burada? Ne bu halin? Ya ne olacak ya işte benim başım beladan kurtulur mu? Adamın tekini deşmişler, katilini de bana benzetmişler. Buyur. O şifte kimdi peki? Ne istiyordu senden? Ne bileyim ben, yardım ediyordu bana. Su verdi işte hanım. Görmüyor musun halimi? Ona mı kalmış? Cilveli cilveli göz süzüyordu sana. Ya tamam hadi yiyeyim ben ya, uzatma. Oh.
gecenin zımarasında. Hayırdır arkadaş, buyur. Bir oda istiyorum. Odayı, tamam odanı halledeceğim. Sen yukarı çık, ben geleceğim arkandan. Yürü. Allah, böyle herifleri aşamak ben nereden bulur ya? Geliyorum. Telaş etmiştir şimdi. Oradan çıkmasa bari. Ortalıkta görünmesi işimize gelmez. Hey çocuk. Koş bana bir maşrapa su getir. Tamam. Keşmidil! Kardeşime yiyecek bir lokma bir şey falan getirsinler. İstemez ağam. Tokum. İyi. Ne bu halin? Ne oldu sana? Ya, Nazmi tekkesinin şeyhini deşmişler. Katilini de bana benzetmişler. Desene. Hatem'in akrepleri sokmuş seni. Ne sırıtıyorsun oğlum? Ha? Ne oldu, bildiğin bir şey mi var? Söyle bakayım. Var tabi. Sen nereden buldun oğlum bu sarı kızları? kimin kardeşiyiz abi? Bırak lan. Benim kardeşimsin, değil mi? Al. Bu da göz hakkımız olsun. Eyvallah. Üstümde o kadar emeğimiz var. Beni çarpmışlar abi. Gitmem gerekir. Sancağı nereye gitti? Yemek hazırlatıyordum. Ne bileyim, işi varmış. Sen niye ayaklandın? Meyhaneye gideceğim be. İçim yandı biliyor musun? O ateşi söndürmek lazım o vakit. Şarap kafi. Ver o maşrapayı bana. Bunu getirdim. Ver dedim. Ya dur, ne yapıyorsun? Bırak, bırak şunu. Ya. Duymuyor musun? Versene. Ya ne yapacağım verince kızım ya? Dur, Allah Allah. Yerlere vura vura parçalayacağım onu. Ver şimdi. Bırak! Ne suçu var kızım? Dur. Doğru. Suç maşrapada değil. Karşındaki kart zamparada. Elin kurusun. Demedim mi? Ne hatam oldu ki ağam? Hani hiç kimse görmemişti? Ağam vallahi tekke boştu, etrafa iyice baktım. Mal
Madem bu gözler bir işe yaramıyor, o zaman çıksın yuvalarından. Ağam yapma ağam. Ağam dur. Yapma ağam. Ağam. Bıçakçı Murat diye birinin karısı. Adı Gonca Nigar. Git, bul, bitir. Bileğimin kuvveti de, yüreğimin imanı da soyumdan ileri gelir. Devlet-i Ali Osman için ve kudretli hünkârımız için canım fedadır. Sen ve emsalin yiğitler var olduğu müddetçe cihan alem bir araya gelse sırtımız yere gelmez. Evet abi. Bu namının emaresidir. Kılıcım hep keskin olsun evladım. Ne yapıyorsun Murat? Murat, sana diyorum, duymuyor musun beni? Niye çıkardın bunları şimdi? Ne gereği var? Aklıma geldi öylesine. Bakayım dedim. Ya bunca zamandır aklına gelmedi de şimdi ne oldu? Bir de bana endişelenme diyorsun. Bir şey olacağından değil, meraklanma sen. Yanımda dursun, lazım olur. Bak Murat, doğruyu söyle bana. Bilmediğim bir şey mi var benim? Ya canım benim, senden sakladığım bir şey falan yok. Bugün yaşadıklarımız alelade şeyler değil öyle. İçime bir kurt düştü. Tedbirli olmak lazım. Bak bırak şunu. Karışma sen. Murat bak. Sana bundan 2 yıl evvelini hatırlatırım. Sana ya ben ya silahın demiştim. Ve sen bir an bile tereddüt etmeden silahını bırakmıştın. Şimdi bir daha soruyorum. Ya biz ya silahın. Ya bak anlamıyorsun. İçime bir kurt düştü diyorum. Arkasından mutlaka bir bela gelir. Murat, ya biz ya silahın. Kaldır şunları ortadan. Belayı asıl bunlar çağırır. Hayırdır inşallah. Hayırdır tabii. Bela dediğin kapıyı çalıp gelecekti ya. Selamünaleyküm. Aa, baba, hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş kızım. İyisin değil mi? Tekke'de olanları duyunca koşup geldim. Niye bana haber vermediniz? Ya biz de bilemedik ki ne yaptığımızı telaştan. Geldiniz iyi oldu. O bebek sizin değil mi? Bizim bebeğimiz yok anca, ne bebeği? Ha yok. Küçük oğlan diyorum, şu boyunda. Mehmet. Babana rahmet. Ha Mehmet var ha. Şuradan az önce kopturdu gitti. Ne diyorsun sen ancı? Gitti diyorum arkadaş. Ne diyeceğim ya? Nereye gitti peki? Ne bileceğim ben? Oğlan akıllı işte de. Cibimde mi arkadaş? Ne diye izin verdin be adam? İzin veren aşk olsun kardeşim. Vallahi uçtu gitti yıl gibi ya. Ne oldu da kaçıp gitti acep? Başına bir şey gelmeden onu bulmamız lazım. Her şey ona bağlı. Şehzade yoksa isyan da yok. Git bul onu.
yapasam ne olur Stavro? Sakın bir şey var ha? Sen eksilin. Yok yavrum. Hiçbir şey yok. Hadi kadasını aldım. Hadi ciğerinde yattığım sen yat. Geleceğim ben. Hadi. Hadi bakalım. Ne? Hayır. Kafayı bozacağım bu anda ya. Bu adam... Avrat kalkıyor. Herif gidiyor. Kafayı bozacağım ya. Ya böyle işte baba. Adam Şeyh Efendi'yi resmen Gonca Niger'in gözü önünde katletmiş. Çok vahim bir vaka. Cenab-ı Hak derecatını âli eylesin. Şehit hükmündedir. Tabii bir de Sadrazam Efendi Gonca Niger'i şahitlik için çağırınca iki ayağımız bir papuca girdi. Bereket katil Gonca Niger'i görmemiş. Gündüz gözüyle Şeyh Efendi'yi öldürmeye gittiğine göre gözü kararmış olmalı. Ne istiyordu acaba? Şu pusulayla alakalı olmalı. Ölmeden önce bunu Gonca Niger'e vermiş. Sana vermesini söylemiş. Ölürken bir şeyler de söyledi hatta. Ne dedi? Dur bakayım. Kızıl yılan sanma yalan. Kızıl yılan sanma yalan. Sonra da böyle elifli mimli bir şeyler. Kızıl yılan sanma yalan elifi bul mime dolan ha? Ha aynen böyle söyledi. Buyur baba. Almayayım kızım. Ben gideyim. Mühim bir şey mi var baba? Hiç olmazsa bir bardak şerbet içseydin. Şerbetin zamanı değil. Benim acilen Sadrazam Paşa'yı görmem lazım. Kağıtta yazanlarla mı alakalı? Size şu kadarını söyleyeyim ki Şeyh Efendi'nin öldürülmesi alelade bir vaka değil. İşin içinde işler olabilir. Yani? Yani sen bu işten uzak duracaksın. Dediğimi unutma. Sen de dikkatli ol kızım. Hadi eyvallah. Selametle kal baba. Hop yavaş. Önüne baksana. Ayazda mı kaldın? Köşk olur. Hey nereye gidiyorsunuz? Bekleyin. Çorbamızı bulmaya. Çorba mı? Durun. Ben de geliyorum. Hoş geldin Salih Baba. Nasılsın? Duacınızım. Siz de kemal afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun. Koskoca Paşa Hazretleri'nin huzuruna böyle geç vakitte çıktık. Bağışlayın. Estağfurullah Salih Baba. Ben kendimi hala aile Osman'ın hizmetinde helvacı çırağı olarak görüyorum. Buyurun. Buyurun. Gecenin bir vakti geldiğine göre mühim bir hal var demektir. Sevinelim mi? Üzülelim mi? Ne sevinelim ne üzülelim. Hemen tedbir alalım. Tedbir mi? Niye? Sizin İbrahim Paşa 11 senedir sadrazam mıdır, padişah mıdır belli değil. Ne demek belli değil? 11 yıldır huzurumuz var. Oh dayadınız sırtınızı paşaya. Köşkler, hamamlar, saraylar yaptırın. Keyfiniz yerinizde. Ağlar. Ağlar bu lafımı iyi belleyin. Küfür ile azanı. Eski düzen bozanı. Ateş ile kaynasın. Kaldıralım kazanı. Ağam yap bir iyilik. Ver bir kızıl mangır. Aman. Patronu Halilcan, bilemedik. Affedersin. Lan! Lan!
Apostol! Bir şarap daha ver, aynı tasa olsun. Ondan esinize. Tadı başka mı oluyor hayal ilaki? Yok ya. Tadı başka olmuyor da... ...bunun sarhoşluğu çok güzel oluyor. Bu zulümleri bitirecek. Bu çirkefleri def edecek. Birileri bulunmaz mı ha? Bulunur. Bulunur, o da bulunur elbet. İnşallah. Yarasın. Çıkar ağzındaki baklayı Salih Baba. Bugün Şeyh Abdurrahman Efendi öldürülürken... ...kızım bakaya şahit olmuş. Demek hanım kızımız sizin evladınız da öyle mi? Evet paşam. Şeyh Efendi ölmeden önce kızıma bir pusula vermiş. Bunu babana ver diye. Elime yeni geçti. Okur okumaz da zatenize geldim. Ne yazıyor o pusulada? Buyurun kendiniz okuyun. Bir de ölürken bir laf etmiş. Ne demiş? Kızıl yılan, sanma yalan. Elif'i bul, mime dolan. Bu kıyam demek. Aynen buyurduğunuz gibi paşam. Sokaklarda isyan hazırlığı olmalı. Öyle tahmin ediyorum ki Şeyh Efendi'yi de bu nedenle katlettiler. Bakalım bu şifreli pusulada neler yazıyor. Hafiye ocağımız tez elden çözsün bunu bir hele. Farkında mısın Salih Baba? Neyim paşam? Şeyhi kimin öldürdüğünü bulursak... ...düğümleri bir bir çözeriz. Bu yüzden... ...hanım kızımızın şahitliği... ...çok mühim. Boşuna endişeleniyorsun. Bak görsen hiçbir şey olmayacak. O da yoruldu bugün. Canım o da alışsın artık bu kadar cıkırgire, değil mi? Alışmasın gülüm. Ben sizin için neler eyvallah diyorum. Bilmez miyim? Adından namından geçtin. Anlı şanlı bir solak başıyken benim için isimsiz bir bıçakçı olmayı seçtin. Sana, size canım kurban. Yeter ki saçınızın bir teline zarar gelmesin. Murat, duydun mu? Ben nit bakacağım, sen burada kal. Ben de geleceğim. Burada kal. Murat. Goncanı gel içeride kal. Dikkat et, İçeride kal.